Ahmet. Vay, vay, vay. Kardeşime bak hele, bak. Vay kardeşim benim. Geçmiş olsun Kurban. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Çiftlikteki işlerden çıkışına gelemedim. Kusura bakma. Olur mu? Ne kusuru? Hadi geç. Geç otur şöyle. Nasılsın bakalım? He? Neler yapıyor? İyiyim be Ahmet. Mopushaneyi aradı bana desem inanır mısın? Yaradı mı? Yaradı ya. İnsanın içeride düşünmesi için çok vakti oluyor. Her şeyi düşünüyorsun. Her şeyi. Bütün hayatını düşünüyorsun. Şimdiki aklım olsaydı dediğim çok oldu. Şimdi ne yapacağım peki? Çiftçilik yapacağım. Çiftçilik mi? Esnaftan mı? Çiftçilik dediysem öyle bir dönüm toprağım var işte. Pamuk olmaz belki ama sebze, meyve, bakliyat filan ekerim. Allah ne verdiyse yer içer, geçinip gideriz anamla işte. İyi. Hadi hayırlısı. Sen neler yapıyorsun? Ben de aynı. Nasıl bıraktıysan aynen öyle devam. Çok yormuyorlar ya çiftlikte seni. Yok canım, ne yormaz. Yalnız bu sıralar bizim bu Güllü'nün nikah filan... Demek evleniyor Güllü Zaloğlu'yla. Aslında... Aslında Zaloğlu'yla değil. Muzaffer Bey'le evleniyor. Hapse girmezdin. Bu işler gelmezdi başıma. Böyle ölümlerden dönmezdin. Hepsi benim suçum. Keşke hiç tanımasaydı birbirimizi. Neden geldin buraya? Hı? Beni bir daha görme demiştim sana. Yetmedi mi sebep olduklarına? Daha ne istiyorsun? Daha ne olması gerek anlaman için? İkimizin de ölmesi mi? Ben sadece seni görmek istemiştim. Gördüm işte. Artık ait olduğun yere dönebilirsin. Ben seninle yolun sonu da ölüm bile olsa kalmaya razıydım Kemal. Beni yarı yolda bıraktın. Bekleme dedin. Bitti dedin. Ben senden vazgeçtim dedin. Ama merak etme. Bir daha asla çıkmayacağım karşına. Thank you.
Gördüm demin. Neyi? Geline nasıl baktığını. Kim bilir sana nasıl yakışır gelinlik. Ben gelinlik giyebilecek miyim acaba? Giyeceksin elbet. Niye giymeyesin? Hem de dünyanın en güzel gelini olacak. Benim gelinim olacak. Sana bu haberi veren ben olmak istemezdim ama. Sorun değil Ahmet. Güllü benim için bitti artık. Kiminle evlendiğinin hiçbir önemi yok. Hadi sana iyi geceler. Tekrar geçmiş olsun.